50 yıl önce bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği uzaya insan gönderen ilk ülke olmuştu. Yuri Gagarin dünya yörüngesindeki seyahatini tamamlamış, bir kahraman olarak ülkesine geri dönmüştü. 50 yılda dünya çok değişti. Bugün artık Soğuk Savaş yıllarının iki rakip gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasındaki yarış yok. Hatta artık Sovyetler Birliği diye bir ülke bile. Artık bugünün Rusyasıyla Amerika arasında uluslararası uzay istasyonu için bir işbirliğinden dahi söz etmek mümkün. Örneğin Amerika'nın Uzay Mekiği programını sona erdirmesinin ardından Rusların Soyuz uzay aracı astronotlar ve kozmonotların uzay istasyonuna tek toplu taşıma aracı olarak kullanılacak. Ancak kimilerine göre Rusya uzay macerasında pek de eskiden yani Yuri Gagarin'li yıllarda olduğu gibi hevesli görünmüyor heyecanlı olmadığını söylemişti ama Yuri Gagarin insanoğlunun daha önce hiç gitmediği bir yere seyahat ediyordu. Gagarin'i dev bir rokete bağlayıp yıldızlara fırlattılar. Gagarin'in uzay yolculuğu insanlık için büyük bir adım, Sovyetler Birliği içinse büyük bir propaganda zaferiydi. Sovyetler uzay yarışında Amerikalıları geride bırakmıştı. Gagarin geri döndüğünde tüm Moskova onu karşılamak için sokaklara döküldü. Gagarin, Gagarin, Gagarin. Tek duyulan ses Gagarin, Gagarin, Gagarin'di. Ülkemiz bir anda meşhur verdi. Bir Sovyet vatandaşı uzaya giden ilk insandı. Sovyetlerin uzay adamı bir anda tüm dünyada tanınan bir yıldız oldu. Yeni kozmonotlar Gagarin kadar ünlü değil belki ama hiç şüphesiz Gagarin'den çok daha hazırlıklılar uzay macerasına. Bugünün kozmonotları yaklaşık 7 yıllık bir eğitim ve hazırlık dönemi geçiriyor. Uzay yarışında Gagarin'in ise sadece birkaç ayı vardı. O yarış artık sona erdi. Eski rakipler Amerika ve Rusya şimdi birlikte çalışıyor. 50 Gagarin 50 yıl sonra burada birlikte olmamıza şaşırabilirdi. Ama artık birbirimizi geçmek için mücadele etmek yerine ortak bir hedefle çok uluslu iş birliğiyle uluslararası uzay istasyonunda birlikte çalışıyoruz. Amerikan uzay mekiği programının emekliye ayrılmasının ardından Rus uzay aracı Soyuz, uluslararası uzay istasyonuna gidip gelmek için kullanılacak tek araç olacak. Peki Gagarin'den 50 yıl sonra Kozmos ...hala Rusların hayal dünyasını süsleyen bir hedef mi? 1968'de bir uçak kazasında ölümü ardından... ...kendi adının verildiği... ...Dodu Kulişino kasabasının bağlı olduğu... ...Gışask'ta... ...Gagarin'in okuduğu okulun bugünkü öğrencileri... ...kentin kahramanının izinden yürümeye... ...pek hevesli değiller. Kimisi polis olmak istiyor... ...kimisi asker... ...kimisi de küçük tavşanıyla bir sirk yıldızı. Gagarin her zaman bir ilk olarak kalacak. Ancak Ruslar bu ilk adımı takip edecek uzay teknolojileri geliştirmekte yavaş davranıyor. Ve hükümeti eleştirenler Rusya'nın açık bir uzay vizyonu olmadığını, bu şekilde Rusların uzaya olan ilgisinin kaybolacağını savunuyorlar. Rusya uzay uzmanı Yuri Karaş'a göre, Rusya'nın şimdi yeni düşlere Kaptanın seyir defterinde açılacak yeni bir sayfaya ihtiyacı var. Eğer insanların ilgisini yeniden alevlendirmek istiyorsak onlara dünyanın yörüngesinden çok daha uzakta bir hedef sunmalıyız. Keşif ruhunu heyecanlı yeniden canlandırmalıyız. Bu olmazsa uzay programı ölüme mahkum olur. Rusya'nın uzay geleceğinde vizyonu belirleyecek isim Yuri Gagarin ilk uzay yolculuğuna çıkarken henüz 4 yaşındaydı. Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev, uygulanabilirliği olan projeler üzerinde çalışmak gerektiği görüşünde. Uzayın keşfi konusunda geçmişte idealist görüşler vardı. Ancak şimdi uzay araştırmalarımızda daha pragmatik bir yöne döndük. Yeni deneyler yapıyor, yeni teknolojileri uyguluyoruz. Gelecekte bir gün başka gezegenleri, başka yıldız sistemlerini fethetme umudumuzu yaşatıyoruz. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama insanoğlu bu iki yolda aynı anda ilerleyecek. Bir yanda uzayı fethetme arzusu, bir yanda bilimsel ve pratik faydalar sağlayacak daha pragmatik bir yaklaşım. Bugün pek çok ülke uzay programlarını geliştirme çabasında ve önemli ilerleme sağlıyorlar. Ancak insanoğlunun uzay macerasında Rusları henüz bir kenara atmamak gerek. Bu konuda arkadan gelmeye pek alışkın değiller. Ne de olsa 50 yıl önce uzaya ilk insanı gönderme yarışının galibi onlardı.